Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, halkın, özellikle okul çağındaki gençlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi adına yürütülen ilaç toplama kampanyasına ilişkin Kıbrıs TV'ye açıklamalarda bulundu. Birlik, evlerde bulunan kullanım fazlası ve son kullanma tarihleri geçmiş ilaçların devlet kontrolünde toplanarak imhalarının yapılmasının gerekliliğine işaret etti. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, toplanan ilaçları hayretle karşıladıklarını belirtti, milli servete ve bütçeye büyük zarar verildiğini ifade etti. Biz Serbest Çalışan Hekimler Birliği göreve geldikten sonra birçok sosyal sorumluluk projesine yönetimdeki arkadaşlarımla beraber başladık ve sonuçlandırdık da. Aslında bu ilaç kampanyasına başlarken hem çok korktuk, tedirgin olduk. Çünkü bu ülkemizde ilk kez yapılacak bir kampanyaydı. Bizi nerelere götüreceğini çok da iyi bilemiyorduk. Ve sonuçları da aslında bizler için de çok büyük sürpriz oldu. Çünkü daha önce ülkemizde bu ve buna benzer bir çalışma yapılmamıştı. Herkes sadece tahmini verilerle konuşuyordu. Biz bu kampanyayı yaparken aslında temel amacımız bir, halkı bilinçlendirmek. İki, biz hekimleri bilinçlendirmek. Acaba ne kadar gereksiz ilaç yazıyoruz, ne kadar milli servetimizi çöpe atıyoruz ve bunu acaba engelleyebilir miyiz? Bunu düşünerek arkadaşlarımla yola çıktık ve Ekim 2015'te bu kampanyayı başlattık. 3 ay gibi bir süre tutmayı düşünmüştük ama hem yoğun ilgiden hem de bunların toplanması, tasniflenmesi tamamen yönetimdeki as başkanımızın sorumluluğunda olduğu için yük tamamen bir kişinin omuzundaydı ve onun bu ilaçları ayrıştırması ve sonuçlarını açıklaması birazcık zaman aldı ve geçenlerde, yani buradan 2 gün önce de sonuçlandırdık ve tüm kamuoyuyla da bunu paylaştık. Aslında sonuçları bizler de sizler gibi büyük bir hayretler içinde izledik. Yüzdeliklerin bazılarına dikkat çekecek olursak evdeki ilaçlarımızın %82.1'inin son kullanım tarihi geçmişti ve biz bunları evde tutuyorduk. Son kullanım tarihleri geçmesine rağmen evdeki ilaçlarımızın %65'i özelden, yani cebimizden ödediğimiz parayla aldığımız ama evde depoladığımız ilaçlara gidiyordu. Bunların %35'i milli servetimizden, yani kamunun kendi imkanlarıyla zor şartlarda getirip de eczanesinde tuttuğu ilaçları biz aslında hekimler veya hastalar gereksiz bir şekilde alıp götürüp evlerimizde bunları depoluyorduk ki niye depoladığımızın da aslında cevabını çok bulamadık. Belki de halka sormamız gereken en önemli soru da bu burada. Niye biz evimizde ihtiyaç fazlası, gereksiz ilaç bulunduruyoruz? Çünkü bazı ilaçlardan biz bunları ayrıştırırken gördük ki aynı evde 4-5 kutu olduğunu, aynı evde. Ve birinin ikisinin de son kullanım tarihinin geçmiş olduğunu gördük. Aslında burada yapmamız gereken bizim, yani bu kampanya sonucunu toparlayacak olursak, bence en büyük sorumluluk biz hekimlere ve eczacılara düşüyor. Çünkü halkı bilinçlendirmek bizlerin elinde. Bu insanlar bu ilaçları ya bizim vasıtamızla biz yazıyoruz alıyorlar ya da biz yazmadan eczaneden alıyorlar. Demek ki aslında iki bacağını kontrol edebilirsek bu iş biter diye düşünüyoruz. Yani halka evde gereksiz ilaç bulundurmayın demek yerine hekimlere ve eczacılara, hekimlere gereksiz ilaç yazmayın, eczacılara da hekimlerin yazmadığı ilaçları vermeyin dersek bence bu iş bitecek. Çünkü her ilaç evet tedavi edicidir ama her ilaç aynı zamanda da bir zehirdir. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bütün dünya şu an antibiyotik direncinden bahsediyor. Yakın zamanda en basit mikropları öldüreceğimiz antibiyotikler bile elimizde kalmayacağından bahsediyor. Ama biz de ailelerde, doktorlarda istediğimiz gibi antibiyotik yazabiliyoruz. Aileler komşusuna iyi gelen antibiyotiği alıp kendisi kullanabiliyor. Bir doz içiyor, iyi gelmediğini düşünüyor, bırakıyor. Öbür komşunun antibiyotiğini alıyor, kullanıyor. Onu kullanıyor, bakıyor cildinde döküntüler olmuş. Bu antibiyotik bana alerji yaptı diyor. Onu bırakıyor, başka bir ilaca geçiyor. Bunlar çok yanlış aslında. Tabii ki bunları biz hekimler ve biz eczacılar, aslında bizler bunları kontrol edebiliriz. Bizler halkı bilinçlendirebiliriz. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmemiz lazım. Bu giden milli servettir. Yakın bir gelecekte hastalarımızı düzeltecek, tedavi edecek ilaçlar, silahlar elimizde kalmayacak gereksiz kullandığımız için. Çok yakın bir zamanda biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı antibiyotiklerin reçeteyle satılmasını sağladı. Aslında bu çok büyük bir mucizevi bir şey değil. Çünkü 1948'deki ilaç ve zehirler yasasında antibiyotiklerin reçeteyle satılacağı zaten belliydi. Sanki bakanlık yeni bir şey yapmış gibi bunu duyurdu. Ama bunun kontrol mekanizması nasıldır? Yaptırımı nedir? Kimse bilmiyor. Ülkemizde bir reçetenin tarifinin nasıl olduğu belli değil. Yani reçetenin üstünde ne yazar?
eczacı neyi reçete kabul edecek, neyi reçeteyi kabul etmeyecek, böyle bir kavram yoktur, böyle bir yasa yoktur. Onun için tamamen şov amaçlı, hükümet programında olduğu için, bundan önceki Sağlık Bakanı'nın hiçbir icraatı olmadığı için, bari bir tane icraatım olsun dedi, hükümet programında söylediğimiz reçeteyle antibiyotik satılacak dedi. Ama hiçbir yasal dayanağı olmayan, hiçbir kontrol mekanizması olmayan, tamamen şova yönelik yapılmış bir işlem. Yanlış mı? Değil. Ama önemli olan bir sürü yasamız var. Yasaları uygulayabilmek ve yasaları kontrol edebilmek. Remzi Gardiyanoğlu, halkı bilinçlendirecek kampanyalara ihtiyaç olduğunu da dile getirdi. Tabii ki aslında burada da en büyük sorumluluk, biliyorsunuz Türkiye'de bu konularla ilgili bir sürü kamu spotu yapılıyor. Bizde maalesef halkı bilinçlendirecek, çok basit, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir kamu spotu yok. Evet, bu ilaçlar ne olacak? Tabii ki önemli olan bu ilaçların son kullanım tarihi geçmeden ne yapacağımızı bilmek. Tabii ki biz o kadar bilinçli olmadığımız için geçtikten sonra ne yapacağımızı da bilmiyoruz biz. Sadece biz mi bilmiyoruz? Burada sormak lazım. Ülkemizdeki tıbbi atıkların toplandığı bir yer var mı? Sağlık Bakanlığı halka çağrı yapabilir mi? Diyebilir mi ki evet, bizim ülkemize tıbbi atıklar şurada toplanır, yetkilisi de budur. Bütün ilçelerde götürün, buralara bunları teslim edin. Hayır, yoktur. Bırakın ilaçlarla ilgili tıbbi atıkları, kliniklerin, özel hastanelerin tıbbi atıklarının toplandığı bir merkez var mı? Kanlı bezlerin, kanlı enjektörlerin toplanıp atıldığı bir tıbbi atık merkezimiz var mı? Faal mi? Ve buna özel klinikler ve özel hastaneler tıbbi atıklarını atıyor mu? Ben cevap vereyim Sağlık Bakanlığı'nın yerine. Yoktur böyle bir yer. Ve bunlar tamamen gayri sıhhi şartlarda imha edilmektedir. Biliyorsunuz ki bundan çok kısa süre önce yine basına yansımıştır. Devlet hastanemizin enjektörleri ve kanlı bezleri çöpün önünde dökülü bir şekilde basına yansıdı ve ondan sonra başhekim çıktı, açıkladı, bir yanlışlık oldu falan filan dedi. Biz işte bu kadar acınacak haldeyiz. Halimizi bilmediğimiz için de maalesef bu problemleri çözmüyoruz. Çünkü birine bu problemleri söyleseniz bunların olmadığını iddia eder. Onun için çözmesine de gerek olmaz. Ve çok basit şeyleri biz çözmekten aciz bir iradeyiz. Aciz bir yetkililer grubuna sahibiz. Aslında bunların çözümü çok basit. Ne zaman çözeceğiz, nasıl çözeceğiz biz de merak ediyoruz. Gardiyanoğlu, sivil toplum örgütlerinin devlet yetkililerini yönlendirmesi gerektiğine de işaret etti ve halka da büyük görev düşüyor dedi. Aslında herhalde hükümetleri yönlendirmesi gereken sivil toplum örgütleri. Peki, ya bana göre en başta halk. Biz öyle bir halkız ki Lefkoşa Belediyesi bir yıl boyunca bizi çöplere mahkum etti. Sineklerin içinde yaşadık. Sokağa çıkamadık. İsyan edemedik. Onun için bize ne yapsalar ben müstahaktır diyorum. Yani kesinlikle. Çünkü tabii ki biz bir güç olsak, ben hep onu söylüyorum. Yani biz kendi aramızda da arkadaşlarımla konuşurken keşke diyorum bütün sivil toplum örgütleri bizim gibi olsa, Sağlık Bakanlığı'nın önüne yığılsak iki günde istediğimiz yasayı çıkarabiliriz. Ama herkes derse ki beni halk için değil, beni kendi örgütümün çıkarı için çıkacak yasalar ilgilendirir. Halk için çıkacak olanlar çok ilgilendirmez. Koltukta oturanlar da zaten halk için bir şey ilgilendirmez. Kendi yandaşları, kendini destekleyen örgütlerin çıkarları ilgilendirirse bizler bir arpa boyu yol gitmeyiz bu ülkede. Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği As Başkanı İlker İpekdal ise akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek istediklerini ve böyle bir kampanya yürüttüklerini anlattı. Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak aslında mesleklerini serbest olarak icra eden hekimlerin bir takım haklarını savunmak amacıyla kurulmuş bir birliğiz. Fakat bunun yanında bir takım sosyal sorumluluk projelerimiz de vardır. Yine bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında özellikle hani sağlığın bir parçası olan ilaç kullanımı gerçekten aynı zamanda sağlığında bir maddi yüküdür. Hastalarımıza kimyasal bir madde veriyoruz. Onların etkileri var, yan etkileri var, etkileşimleri var. Ama bir de o ilaçlar kullanıp bittiğinde ya da bir miktarı elimizde kaldığında acaba bunlar sonuçta bir tıbbi atıktır, riskli atık grubuna girer. Bunları biz ne yapıyoruz sorusunu sorduğumuzda, evet Kıbrıs'ta var olan eksiklerden bir tanesi de ilaçların kullanımından ziyade belki de saklanması, kullanım sonrasında artanların, kullanım fazlası ilaçların nasıl geri dönüşümü sağlanıyor, toplanıyor ve imha ediliyor. Aslında bunları sorguladık ve öncelikli olarak akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek, bilinçli ilaç kullanımına teşvik etmek ve öz eleştiri yapacak olursak bilinçli ilaç yazmak aynı zamanda. Hastalarımıza bilinçli ilaç vermek nedir bu?
doğru hastaya, doğru hastalığına uygun, kişiye uygun, uygun dozda, uygun miktarda, uygun sürede ilaçlar verebilmek önemlidir. Bu bizi ilgilendiren kısmıdır. Hastamızı ilgilendiren kısmı ise verilen ilaçları doktorun tanımladığı, anlattığı doğrultuda, eczacısının anlattığı doğrultuda ilaçlarını kullanmak ve tedavisine bir an önce tedavisini yapıp bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Bütün buna genel olarak yaklaştığımızda ilaç toplama kampanyası aslında hepsini içeriyor. Yani akılcı ilaç kullanımıyla başlıyor, akılcı ilaç kullanımıyla başlıyor. İlaçların imhasına kadar giden bir süreci kapsıyor ve aynı zamanda ekonomiyi de, hani ilaç ekonomisini de gündeme getiriyor bir nevi. Ve biz bu amaçla bir kampanya düzenleyelim dedik. Geçtiğimiz yıl yönetim kurulumuzun kararıyla ve Ekim 2015'te bu kampanyaya başladık. Kampanyamızın sloganı da ilacına sahip çık idi. Çünkü ilacımıza gerçekten hekim olarak, hasta olarak, eczacı olarak, devlet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sloganı benimsedik. Amacımız ülke genelinde bu kampanyayı yürütebilmekte, ancak kampanya birkaç hafta ilerledikten sonra gerçekten ilaçların her şeyden önce kontrollü toplanması çok önemliydi. Biz ilaçlarımızı tutanaklarla teslim aldık ama ülke genelinde bunu nereye yaptığımız takdirde bizzat doktora bize teslim ettiler. Ve biz bunları kapalı bir yerde muhafaza ettik. Güvenli bir yerde muhafaza ettik. Fakat ilerleyen zamanlarda, ilerleyen haftalarda bizim yoğunluklu olarak bulunduğumuz Girne ve Lefkoşa bölümüdür aslında. Girne ve Lefkoşa'da sınırı yapmak zorunda kaldık. İlaçların toplanmasını, muhafazasını daha kontrollü yapabilmek için. Gönül isterdi ki bütün ülkemizde yayılsın ama yaklaşık nüfusun yarısına, yani 130 bin civarı bir kesime hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim bir de ilacına sahip çık, ilaç toplama kampanyası adı altında bir Facebook grubu kurmuştuk. Orada da iletişimlerimiz sürekli vardı ve 1000'e yakın bir takipçimiz vardı. Onların tanıdıkları vardı. Hatta İngiltere'de yaşayıp Kıbrıs'a gelen, fakat bizi Facebook'ta takip edip de kendi ilaçlarını bize getiren insanlar oldu. Ve biz Girne ve Lefkoşa'da istemeyerek sınırlı kalmak zorunda kaldık. Ona rağmen katılım bizi mutlu etti. En azından ülkemizde böyle bir kampanyaya ilk defa rastlıyoruz, ilk defa yapıyoruz. Bu anlamıyla da bizim için çok heyecan vericiydi. İpek Dal, ortalama 130 bin nüfusa hitap eden kampanyada kutu ya da blister olarak toplam 2350 adet ilaç toplandığını kaydetti. Şimdi ilaçlar kullanılmış ilaçlar olduğu için blister olarak da diyeceğiz. Hani o kutuların içerisinden plak halinde çıkanlar, şeylere blister deniliyor ilaç gruplarına. Kutu ya da blister olarak, bazılarının kutusu yoktu çünkü. Toplam 2350 civarında bir ilaç toplandı ve 500 küsür kişiden toplandı bu ilaç. Güzel bir rakamdı. Nüfusu oranladığımızda yaklaşık kişi ya da hanedir. Çünkü o haneden toplanıyor mesela ilaçlar. 3-4 kişiye hitap edebiliyor oradan gelen ilaçlar. Bazıları 1-2 kutu getiriyor, bazıları 10 kutu getiriyor veya blister. Ortalama, yani nüfusu oranladığımızda, hitap ettiğimiz nüfusu oranladığımızda 55 kişi ya da hane, yani 55 kişiye bir ilaç düşüyor. Yani demek ki kullanım fazlası, ilaçca 55 kişiden birinde kullanım fazlası ilaca rastlıyoruz. Evinde bulunduruyor bunu demektir. Bu da bizim için önemli bir veriydi. Sonucunda elde ettiğimiz başka bir veri, ilaçlar aslında saklama koşullarını halkımızla konuştuğumuzda saklama koşulları kısmen iyiydi. Fakat örneğin antibiyotiklere baktığımızda bazı kutuların içerisinde antibiyotikler birkaç tane içilmiş bırakılmış veya işte tansiyon ilaçları bırakılmış, psikiyatri grubu ilaçlar var, onlar kullanılmış bırakılmış. Hani bunların sebebini soramıyoruz, neden bırakıldı diye, yan etki yapmış olabilir veya ilaç değişikliği yapılmış olabilir.
Keyfi olabilir. Bunları bilemiyoruz. Hani bu konuyla ilgili anket yürütmek yani bizi aştı aslında işin gerçeği. Yani belki devlet elinin burada olması gerekiyordu. Fakat kampanyamız her yönüyle aslında devlete de yol göstericidir. Çünkü yapılacak çok şey var aslında ilaç kullanımıyla ilgili yapılacak çok şey var. Akılcı ilaç kullanımından tutun da ilaçların toplanması, imha edilmesi, şimdi geri kazanımdan bahsedemeyeceğiz çünkü evlerde saklama koşullarını bilemiyoruz. Biz açıklamamızda aslında hani kullanıma uygun olanların gerekirse ihtiyaç sahiplerine yani ambalaj bütünlüğü bozulmamış saklama koşulları belli ilaçların belki kullanıma kazandırılması diye ama bu iyi niyetimizden vazgeçmek zorunda kaldık. Çünkü iyi bir şey yapalım derken herhangi birine bir zarar vermek, çünkü kimyasal maddelere zarar vermek istemiyoruz. Ama diğer taraftan bu ilaçlar toplanmasaydı ne olacaktı? Evet. Peki bu ilaçlar şimdi toplandı nerede? Şu an bizde birliğimizin belirlediği bir yerde duruyor. Birkaç gün içerisinde de ilaç eczacılık dairesine teslim edeceğiz. Çünkü normal şartlarda hiçbir sivil toplum örgütünün bu şekilde bir şey yapmaması gerekiyor. Bizim burada yaptığımız şey hekimler olarak yaptık. Sorumluluk aldık aslında. Evet, tepki de almışızdır, alabiliriz. Türkiye'de 2013 yılına kadar, hani önümüzde Türkiye örneği var, 2013 yılına kadar ilaçlar sivil toplum örgütleri tarafından da toplanıyor. İlaç toplama kampanyaları, hani depremler oluyor, doğal afetler oluyor, başka ihtiyaç sahipleri oluyor. Onlar için toplanıyor ve dernekler veriyordu. Aslında Türkiye'de de sağlıkta izlenen politikalar gereği ilaçların kontrol altında tutulabilmesi için bunlar il sağlık müdürlüklerine, yani daha ciddi sağlıkla ilgili kurumlara verilmiştir ilaç toplama yetkileri, kampanya yapma yetkileri onlara verilmiştir. Bizim ülkemizde ise kampanya yani ilaçla ilgili herhangi bir önlem olmadığı için yani sadece reçetelenen ilaç verilir. Ya devlet kanalıyla verilir ya da özelden temin edilir. Ama geri dönüşümünün veya o fazla olanların veya belki değerlendirilecek olanların bir şekilde ne yapılacağına dair herhangi bir organizasyon yoktur. Sağ olsun yani biz kampanyadan bir ay sonra İlaç Eczacılık Dairesi'nden bize bir yazı geldi Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ve kampanyamız gerçekten kendileri tarafından da takdir edildi. Her konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Biz o konuda yani toplamayı biz organizasyonu Girne ve Lefkoşa'da sınırlayıp kendi sistemimizi kurduğumuz için hani sıkıştığımız yerde kendileriyle temas kuracağımızı söyledik. İletişimimiz de devam etti. Ve şu an geldiğimiz noktada ilaçlarımız toplandı. Birkaç gün içerisinde kendilerine teslim edilecek. Çünkü kararı onların vermelerini istiyoruz. Hani karar, evet yani prosedürleri vardır. Çünkü tehlikeli atık grubundadır. Bir zehirdir. Ve yani bunlar hani suda eritilerek, yakılarak, gömülerek imha edilecek şeyler değildir. Aslında Türkiye'de sözleşmeli firmalar, lisanslı firmalar bunları kimyasal tepkimelerle imha ediyorlar, yok ediyorlar. Fakat hani burada nasıl olacak işin gerçeği onu bilemiyoruz. İpek Dal çöpe atılan tıbbi atıklar konusuna da değindi. Biz ada ülkesinde yaşıyoruz ve maalesef yeraltı kaynaklarımız, su kaynaklarımız sınırlı. Mutlaka diğer çöpler gibi, ev atıkları gibi, evsel atıklar gibi ilaçlar da normal çöplerle birlikte atılıyor. İşin gerçeği budur. Çünkü toplarken bizim katılımcılardan aldığımız cevap buydu ve nereye atacağımı şaşırıyorum, bilmiyorum diyorlardı. İyi ki topladınız diyorlardı. Tamam ama bundan sonra ne olacak? Evet, bunlar maalesef çöpe gidecek. Şehir çöplüklerinde normal yeraltı sularına yağmur yağdıkça çözünenler çözülecek. İşte ampul formunda olanlar daha hızlı, yani kırıldıktan sonra daha hızlı yeraltı sularına karışacak ve biz bunları bir şekilde tüketeceğiz ve bunların analizini yapmak da çok mümkün değil. Neyin analizini yapacağız? Yani gerçekten önemli bir konu ama bu ilaç konusu aynı zamanda bir tıbbi atık konusuna da birazcık köprü yapıyor. Yani o tarafa doğru da biraz konuyu zincirleme kesinlikle. O da yani tıbbi atıklar da tehlikeli atıklardır. Onların da toplanması ve imhasına yönelik ülkemiz aslında yani eleştirmek için değil dikkat çekmek için söylüyorum. Ciddi eksiklikler söz konusudur. Yani buna bir bütün olarak yaklaşılması lazım. Umarım yani hani değişen kan değişikliği yapıldı Sağlık Bakanlığı'nda. Belki bu vesileyle bir şeyler yapılacak. Bizim amacımız zaten halkımızın hak ettiği bir sağlık sistemidir. Ama hak ettiği sağlık sistemine kavuşurken sağlıklı bir sağlık sistemi derken bunları da
işin içerisine katıyoruz. Yani işin her yönünü düşünmek zorundayız. Çünkü biz sağlıkçıyız. Bir taraftan hastalarımıza şifa verelim derken onun artıklarıyla, ister bu tıbbi artık olabilir, ister bu kullanım fazlası ilaçlar olabilir. Onun artıklarıyla halkımızın sağlığıyla oynamamamız lazım. O zaman kendi mesleğimizde, kendi yaptığımız işlerle çelişiriz. Dolayısıyla umarım dikkat çekmiştir. Umarım bir akılcı ilaç kullanımı ile ilgili biz doktorlar dahil kendilerimizde de bir bilinç uyandırmıştır. İlaçlarımızı yazarken zaten hani endikasyonlarına göre yazıyoruz ama ilaç değişikliği yaparken biraz daha düşünmeye teşvik edebilir. Bir hekim arkadaşımız ilaç yazıp da aynı branştan tekrar bir ikinci görüş almak için geldiğinde ilaç değişikliği yerine hani o ilaçların arasından seçip ilaç etkileşimlerini düşünüp belki ilaçları biraz daha kısıtlama yoluna gidebiliriz. Bizim üzerimize düşen görev bunlardır. Hastalarımızın üzerine düşen görev ilaçlarını doktorlarının tarif ettiği usulde, eczacılarının tarif ettiği usulde kullanmasıdır. Sıkıştıklarında sormasıdır. Hekimlerine, eczacılarına sorabilirler. Kullandıkları ilaçları mutlaka hekimlerine muayeneye gittiğinde söylemeleri ki ilaç etkileşimleri çok önemlidir. Çünkü kimyasal tepkimelerdir bunlar vücutta hepsi bir araya geldiğinde. Ve bu ilaç bana yaramadı deyip bırakmak yerine, hani habersiz bırakmak yerine haber vererek bırakmak belki o ilacın yan etkileri geçicidir. Yani mesleğimizde oluyor. Yani ilaçların yan etkilerine vücut alışıyor. Bir süre kullanması gerekiyor. İşte o sabır gerektiren süreyi geçiremediği zaman ilaçları bir kenara bırakabiliyor. Evet, ilaçlar yan etki de yapıyor. Fakat bunları işte hekimiyle tartışmak, eczacısıyla tartışmak çok önemlidir hastalarımızın. Ve hastalarımız ilaçlarını ya eczacıların dediği ya da prospektüsüne yazan uygun saklama koşullarında saklamaları gerekiyor. Birbirlerine ikram tarzında ilaç kullanmak olmaz. Yani bunları da hani şimdi diyalog kuruyoruz hastalarımızla, sohbet ediyoruz ilaç getiren vatandaşlarla. Hani evet, ikram olabiliyor. Yani bana bu ağrı kesici iyi geldi, bu antibiyotiği hadi kullan. Ben zaten iyileştim, yarısı kaldı, yarısını da sen kullan. Bu sefer antibiyotik direncine yol açıyor. Yani her şey o kadar iç içe ki birbirleriyle. Yani akılcı ilaç kullanımı gerçekten çok önemlidir. Devlete düşen kısmı ilacı halkı için temin etmek, uygun koşullarda satılmasını sağlamak, verilmesini sağlamak, hastayla buluşmasını sağlamak ama kalanları da toplayıp imha etmek ki çevre sağlığı açısından, insan sağlığı açısından çok önemlidir. Onları üstlenmektir. Bir ekip işidir. Yani biz bu ekip bilincini, yani ekip var ama birliktelik, bilinç, ruh yani daha çok tesis edilmeli. Hepimize, bütün sağlıkla ilgili bütün meslek örgütlerine, resmi kurumlar başta olmak üzere çok ciddi görevler düşüyor. Hatta bence Milli Eğitim Bakanlığı'na da düşüyor görev. Neden? Öğrenciler bilinçlendirme. Yani öğrenciler neye bilinçlendirecek? Tansiyon ilacına mı? Hayır. Sadece öyle düşünmemek lazım. Öğrenciler, benim finallerim var veya benim bitirme sınavlarım var. Ne yapacağım? Enerji lazım bana. Yani enerji içeceğim. Başka ne gibi uyarıcı alabilirim gibi. Bir bakıyorsunuz vitaminler ya da bir bakıyorsunuz spor yapıyorum. Yani tamam, hani hep konuşulur protein tozları, tabletleri ama diğer taraftan vitaminleri konuşmayız. Çünkü vitaminlerin yağda çözünenleri var, suda çözünenleri var. Yağda çözünenler vücutta birikir, toksik etki yapar. Fazla mineral aldığınızda yine bir takım rahatsızlıklara yol açar. Bunları biz, yani işte akılcı ilaç tüketiminin okullardan başlaması gerektiğine Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak inanıyoruz. Hani müfredatta olması şart değil ama en azından bir bilgilendirme, bilinç. Yani hastane ziyaretleri yapılsın öğrencilere. Yani kreşler hani zeytin zamanı, zeytin fabrikaları geziliyor. Kreşler, çocuklarımız geziyor. Ama yani ya da sağlık personeli getirilsin, sohbet edilsin. Hastaneler yerinde incelensin. Yani bunlar yapılabilir, çok güzel. Bu eczaneler gezdirilebilir. Bilinçli ilaç kullanımıyla ilgili. Nedir bilinçli ilaç? Yani başı ağrımayan çocuk var mı? Vardır. Annesinin ilacını kullanır. Özenir. Babam bu ilacı kullanıyor der. Özenir. Yani bu yani bilinç dediğimiz şey çok farklıdır aslında. Yani her şeyi ilgilendirir. İlaç konusunda da böyledir. Ve maalesef hani anabolizanlar dediğimiz hormon ilaçları, yani doğum kontrol hapları,
Yani bunlar öğrenciler tarafından tüketilebiliyor. Yani ileri yaştaki öğrenciler tarafından, gençlerimiz tarafından tüketilebiliyor. Bu konularda bilinçlendirmek çok önemlidir. Bunların ciddi yan etkileri vardır. Reçetesiz ve hani gerçekten bu konuda devlet çok şeydir, bu konuda çok iyidir. Hani denetlemeyi yapmaya çalışıyor ama aday ülkesiz kaçıyor. Her ne kadar aday ülkesi olsak da bir şekilde kaçıyor, kontrolden çıkıyor. Belki biraz daha sıkı denetim, belki farklı uygulamalarla bunların önüne geçilebilir ama yani polisçilik yapmaktan çok insan içindeki polisi birazcık canlandırmak, içindeki o kontrol mekanizmasını biraz uyandırmak adına herhalde okullarda da bir bilinçli ilaç tüketimi konusunda hiç olmazsa ileride bu konuyu irdelemek adına öğrencilerin, gençlerimizin beyinlerinde böyle bir soru işaretleri, farklı fikirler uyandırmak adına çok güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Vatandaşsa tarihi geçmiş tıbbi ilaç ve atıkları ne yapacağını bilmiyor. Bilenler de nasıl imha edildiğini öğrenmek istiyor. Atıyoruz. Nereye atıyorsunuz? Çöpe. Yani bugüne kadar hiç tarihi geçmiş ilaç kalmadı. Hepsini tükettik. Bilinçli bir ilaç tüketicisi. Tabii ki, zaman. Tabii ki. Peki kullanmadığınız ilaçlar olduğunda ne yapmayı düşünüyorsunuz yani? Yani çöpe atıyoruz açıkçası. Çöpe atılması doğru mu peki? Yani bilemiyorum. Ama bu yönde devletin de bir yönlendirme yaptığını duydunuz mu hiç bugüne kadar? Hiçbir bilgim yok. Normalde, duymadım yani. Normalde ilaçlarımızın imha edilmesi gerekiyor çöpe değil de. Şimdi benim bildiğim ellerinde kalan ilaçları iptal, imha ediyorlar. Ancak elimizde olan ilaçlarla ilgili bir çalışma olduğunu duymadım. Çöpe atıyoruz. İlaç kullanmıyorum ben. Yaşım 50, 50 yaşından beri ilaç kullanmıyorum ben. Ne sigara ne alkol. Hızlı yaşa genç ol, cesedin yaşlıcıklı olsun. İlaç, doktorlar hep yalan, hikaye. Doktora vereceğim parayı buraya geliyorum, yiyeyim içiyorum. Doktora gidiyorum muayene olan 300 lira muayene parası. Bilmem ne yapıyorum, doktora vereceğim parayı, evine geliyorum, yiyeyim içiyorum. Doktor yok. Nereye atıyorsunuz? Çöpe. Çöpe atmak doğru mu sizce? Doğru değil ama tarihi geçer. Kullanacak diye tutarak, ondan sonra atarak. Bu şeylerle hanım ilgileniyor. Onu mutlaka kullanmıyor, kesinlikle kullanmıyor. Evet. Bir arada topluyor, yerlere şey yapıyor ama onu kullanıyor. Yok, çöpe atmıyor. Atıyor herhalde. Nereye? Çöpe. Çöpe atılması doğru mu peki? Bilmem, onu tarihi geçmiş bir şeye yarar mı, başka yaramaz herhalde. Çöpten sonra nereye gidiyor? Çöpten çöpe gidiyor. O çöpten de topraktan, sudan bize geri geliyor. Onu bilemem. Sizce bir hükümet politikası olması gerekmez mi bu ilaçların toplanması konusunda? Vallahi hükümet lazım toplatacaksa toplatsın lazım da ben pek anlamam yani o işlerden. Vatandaşın bilinçli olduğunu düşünüyor musunuz bu konuda yani? Herkes ilaçlarını çöpe mi atıyor? Kimsenin diye? Haberi yok bence. Genelde çöpe gider. Yani çünkü bunların bize daha önceden bildirilse bu günü geçmiş ilaçların bir alanda toplanması gibi bir prosedür veya bir şey olsa halk olarak biz de ona meyillenirik. Fakat şu an öyle bir halkta da bizde de alışkanlıklarımızda da olmadığı için genelde günü geçmiş ilaçlarımızı çöpe atarız. Bu ilaç ve ilaç sektörünün bunu insanlara aşılaması lazım. Yani satış olduğunda bunun kişiye belli bir zamanda bugünden bu itibaren toplu halde halkın uyarılması ve bunların toplu şekilde çöpe gitmemesi ayrı bir şekilde tıbbin mesela evsel artıklar olarak, tıbbi artıklar olarak hastanede de var. Ayrıştırmaya girilmesi lazım. Çünkü ben hastanede 10 yılımı verdim. Hastane personeliydim. Temizlik üzerine oradan çıktım. Yani bunu devlet bu sektörde evsel ve tıbbi olarak bu ilaçların ayrılıştırıp belli bir yerde imha yapılması lazım. İnsanlara zararı dokunmayacak şekilde olması lazım. Çöpe. Ne yapalım? Çöp atmak doğru mu? Bilemem. Peki hükümet bir kampanya başlatsa, ilaçları toplasa sizce katılım iyi olur mu? Olur. Normalde çöp atılmaması gerek çünkü ilaçların imha edilmesi gerek. Vallahi hep bilemeyeceğim eşimden dolayı. Yani o bilir. Hı-hı. Ne yapar artık ilaçları bilemem. Eşler hep alıyor, eşler ilgileniyor bu işlerle. Evet. Çöp atıyoruz doğrusu yani. Çünkü baktığımızda tarihe geçmiş, çocuklar oynamasın diye, kimse kullanmasın diye çöpe atıyoruz. Eğer geçmemişse? Hastaneye götürüyoruz. Hastaneye getiriyoruz. Hastane alıyor. Geçmişse ne yapıyorsunuz? Çöpe atıyoruz tabii.
ekip kurması lazım. Köylere gelmesi lazım veya kasabaları. Tarihi geçmiş ilaçları versin. Değil mi? Toplasın, imha etsin. Toplasın. Biz ne yapabiliriz ki? Vatandaş olarak bu konuda çağrı yapabiliriz. Koyup da arabaya gidip de Elif Koşa'ya gezip de kim alır diyemeyiz. Aslında çöpe atmak gibi yanlış bir işlem yapıyoruz. Aslında hiç doğru değil. Onları eczaneye teslim edilebiliyor. Ben çoğu kez toplayıp sağlık ocağına verdim. Onlar da imha ediyorlar. Ne yaptılar bilmiyorum. Normalde bir ilacın tarihi geçiyorsa büyük ihtimal düzgün kullanmamıştır. Yani gereken sürede kullanmamıştır, artmıştır. Artan ilaçları da, geçen de bir kampanya vardı. İlaçların toplatılması yakındaki merkez sağlık ocaklarına gidiyordu. Oraya verdik. Yani bu şekilde davranmak lazım toplum olarak. Peki o topladıkları ilaçları ne yapacaklar sizce? Burada şimdi aslında iki tane soru çıkıyor. Hatta yani köylü kendi arasında konuşurken diyeyim size. Hani acaba bu ilaçların tarihi geçmiyor da tekrardan mı bize veriliyor, yoksa bu ilaçlar tekrardan geri dönüşüm gibi aynı hani bir cam atık ya da plastik atık gibi tekrardan işlenip de mi? Ama benim görüşüm onu imha ediyorlardır. Kontrollü bir şekilde imha. Çünkü kimyasal bir şey olduğu için onu yani bizim kendi şartlarımızda imha etmemiz, çöpe atmamız çok tehlikeli. Farklı boyutlara ulaşabilir. Onun kontrollü bir şekilde tıbbi atık çerçevesinde imhası gerekli. Bu imhanın yapıldığına inanıyor musunuz ülkemizde? İnanmak istiyorum.